Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir reklam arkası ve yeni bir ayla karşınızdayız. Bugün ilk kez Türkiye'nin gücünden bahseden bir haberle başlayacağım. Çünkü Mavi Vatan Deniz Tatbikatı ilk kez Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 27 Şubat ve 8 Mart tarihleri arasında başladı. Hakikaten Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin ne kadar güçlü olduğu ve bu konuda dosta düşmana herkese bir gövde gösterisi olarak diyebiliriz. Başarıyla sonuçlanmasını diliyoruz buradan. İkinci haberim 91. Oscar ödüllerinden. Ödüllerde senin en iyi filmi Green Book oldu. En iyi yönetmen Roma filmiyle Alfonso Cuarón, en iyi erkek oyuncu Bohemian Rhapsody ile Rami Malek ve kadın oyuncu da Olivia Colman oldu The Favorite filmiyle. Bunun yanında yabancı dilde en iyi film ise Roma'ya gitmiş. Bu bir şekilde iletişim ve reklam dünyasını ilgilendiren, çünkü selebritiler çıkabilir bakarsınız Oscar'dan diyebiliriz. Üçüncüsü yine sektörün önemli yarışmalarından EFI 1 ve 15 Mart tarihleri arasında başvuruları devreye girdi. Buradan EFI'nin kendi efitürkiye.org sitesinden tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Dördüncü ve son haberimiz ise yine dijitalin yükselişiyle ilgili. Dijital Evrim ve DigiDays 5, 6, 7 Mart'ta İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yaklaşık konuyla ilgili ulusal ve uluslararası 33 konuşmanın katılımıyla gerçekleşecek. Buna da bütün ilgili dijital dünyayla ilgilileri bekliyoruz diyebiliriz. Efendim bugün Demirören Enerji Grubu'nun Total Türkiye reklamlarını konuşacağız. Beril Cabı, Güner Mengi, Total Oil, Türkiye Pazarlama, Akaryakıt ve Kurumsal İletişim Müdürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Markanın iletişimini götüren FCB Art Group Kreatif Direktörü ve Ortağı Ateş Çavdar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine Başkan Yardımcısı ve Müşteri İlişkiler Direktörü Esra Özkan, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen çok yabancı değilsin zaten programı. klasik, yani biz hep markayla başlıyoruz. Tabii. Efendim Total'in yeni yapılanması, yeni imajı ve lansman reklamlarından söz edeceğiz. İsterseniz biraz markanın son durumundan bahsedelim. Ondan sonra da iletişim faaliyetlerine geçelim. Tabii ki. Total markası aslında 90'ların başından beri Türkiye'de faaliyet gösteriyor akaryakıt istasyonlarıyla. 2016 senesi itibariyle de Demirören Holding bünyesine katıldı. Bütün akaryakıt istasyonları, ticari satış, lojistik ve tedarik varlıklarının tamamıyla birlikte. O gün itibariyle de aslında Demirören Enerji Grubu altında 500 istasyonuyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir marka haline geldi. Yani bu iyi bir rakam. Sektörde 5. sıradayız şu anda diyebiliriz. Tabii ki bu geçiş süreci sonrasında marka yeni bir kimlik arayışına girdi. Çünkü bir global sektörde, akaryakıt sektöründe global bir oyuncunun oyuncudan Demirören Holding bünyesinde Türkiye'yi çok iyi tanıyan, yerli sermaye ile faaliyet gösteren bir firma haline geldi. Bu da markanın kimliğinde ciddi bir değişim süreci başlattı. Biz bu geçtiğimiz 2 seneyi birazcık sessiz geçirdik bu anlamda. Bu süreçte hem yatırımlarımızı arttırdık, istasyon sayımızı arttırdık. Hem de ürün ve hizmetlerimizi tekrar Demirören Holding bünyesinde tekrar gözden geçirdik. Çok büyük bir enerji grubunun içerisine girmek bu anlamda bize çok büyük bir avantaj getirdi. Burada da aslında bu dönemde çok fazla pazarlama ve saha araştırması gerçekleştirdik. Ürün ve hizmetlerimizde ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? Bunları planladık ve aslında sektör de çok büyük bir dönüşüm içerisindeydi diyebiliriz. Global bir dönüşüm içindeyiz aslında. Aynen öyle. Akaryakıt sektörü tarafında özellikle akaryakıt dışı hizmetler biraz daha ön plana çıkmaya başladı son senelerde. İşte sadece tüketiciler artık akaryakıt istasyonlarına yakıt almak için değil, aynı zamanda her türlü ihtiyaçlarını gidermek için uğramaya başladılar. Tabii ki bunlar da bizim için yeni iş alanları ve yeni fırsatlar da yarattı diyebiliriz. Bu kapsamda aslında biz de şu içgörüden yola çıkarak aslında dedik ki, yani bu müşterilerimiz
günlük koşuşturmaları içerisinde çok sık temas ettiğimiz kişiler, ayda milyonlarca kişi bizim istasyonlarımızı ziyaret ediyor ve bu ziyaretleri sırasında biz onlara yakıt dışında ne gibi bir enerji sağlayabiliriz fikrinden aslında Türkiye'nin enerjisi güzele gelmiş bulunduk ve bu fikir buradan çıktı diyebilirim. Yani mottoyu da söyledin sen aslında. Evet Esra, senle devam edeyim diye düşündüm. Türkiye'nin enerjisini aldık. Böyle bir yeni bir yapılanma. Evet. Çünkü düşündüm. Total demek ki 2016 dedin. 2 sene önce yine konuk olmuştu. Demek ki o yeni yapılanma öncesiydi. Peki böyle bir briefle nasıl bir konkur mu oldu önce, onu soruyorum. Evet, yani konkurla konkur vardı. Mı aldınız? Biz konkuru kazandık. Çok mutlu olduk. Çünkü bildiğiniz gibi bu akaryakıt sektörü hakikaten Türkiye ekonomisinde çok lokomotif sektörlerden bir tanesi. Bu sektöre özellikle hizmet veriyor olmak, biz FCB Art Grup olarak çok mutluyuz. İyi ki konkuru kazandık çünkü bu bir şans. Ve başladığımızda biz aslında brief bize şöyle verildi, Veril'in söylediği gibi bizim temelde iki tane mevzu vardı çözmemiz gereken. Bir, Total istasyonları Demirören Enerji Grubu'nun %100 sermayeyle yönetildiği istasyonlar haline gelmişti. Bunu ama Türkiye'deki tüketici bilmiyordu. Hedef kitle bilmiyordu. Biz öncelikle bunu bir duyurmamız gerekiyordu. Artık %100 yerli sermayeyle yönetiliyor Total istasyonlarını bizim vermemiz gerekiyordu. İkincisi de tabii ki çok uzun süre iletişim yapılmadığı için de bir duygusal bağ problemimiz var. Bizim bir an evvel bir tüketiciyle bir duygusal bağ kurmamız gerekiyordu. Temelde bu iki şeyi başarmamız beklendi brief'te. Biz bunu aldık. Şimdi elimizde neler var? Tabii o sessiz kalınan dönemde Belin de söylediği gibi çok fazla pazar araştırması yapılmış. Bunlar bizim için çok önemli asetler. Onlar bayağı hepsini önce güzelce bir masaya koyduk. Yardımcı olmuştur. %100 yani. Çünkü orada rekabet var. Kim ne yapıyor var. Sektör var. Tüketici var. İçgörüler var. Çok güzel bir data elimizdeydi. Bunu aldık. Bu bir cepte. Çok değerli. İki, kendi gerçeklerimiz var. Tabii bu sessiz kalıyor olmak, tüketiciyle bugüne kadar uzun süre konuşmamış olmanın verdiği şeyler var. Bunların hepsini harmanladığımızda dedik ki biz aslında Türkiye'ye konuşacağız ama yola çıkan herkese konuşuyoruz. Çünkü bizim tüketicimiz yolda. Yani hayatımız yolda geçiyor. Aynen. Şimdi yola çıkan insana baktığınızda da şöyle bir durum var. Yani Türkiye'nin neresinde yaşadığınızın önemi yok. Yani doğuda da yaşayabilirsiniz, batıda da. Herhangi bir tarlaya gitmek üzere de yola çıkabilirsiniz. Çocuğu okula götürmek üzere de çıkabilirsiniz. İşe her gitmek şekilde, için, her koşulda her çıkıyoruz. Her koşulda bir yola çıkıyoruz. Yani sabah uyanıyorsunuz ve bir yola çıkıyorsunuz. O yol, o yolculuk çok önemli. Ve kolay bir hayat yok etrafta. Yani her ne için çıkıyorsak çıkalım bir mücadele veriyoruz. Yani bir hayat mücadelesi var hepimize. O mücadeleyi biz biraz derinlemesine anlamaya çalıştık. Herkesin kendi hayatında bir mücadelesi var. Biz dedi ki bu mücadele içinde de çok önemli bir şey var. Enerji lazım bize. Hepimize bir enerji lazım. Pozitif enerji. Pozitif enerji lazım. Güzel enerji lazım. Bu güzel enerji bizim için markayı aslında birleştirdiğimiz, bütünleştirdiğimiz temel ana nokta. Yani biz çatıyı bunun üzerinden kurduk. Dolayısıyla bu güzel enerji bizim için çok sahiplenmemiz gereken bir alandı ve imajı bunun üzerine yaptık. Yani biz hayat mücadelesinde insanların güzel enerjimize yanındayız dedik. Süper. Evet, brief'i verdik. Yani güzel bir enerji verdi sana. Yani. İstersen şiirle başla. Yok, teşekkür ederim. Ama aslında nereden çıktığımızı anlatmış oldu Esra. Evet. Gayet de güzel. Peki böyle sıkıda bir yüzle başladınız. Evet. Nasıl aslında oldu, nasıl bir geldi? Bu bir de şeyi soracağım. Yani bu konkur kazandığınız kampanya mıydı? Yani... Hayır, onun üstünden bir tur daha çalıştık. Yani, evet, yani şöyle daha doğrusu daha derine birlikte çalışma fırsatımız oldu. Konkurları siz biliyorsunuz ki o iş için hani o brief'e özel olarak sunuyor ve konkurlar aslında etkileyiciliği ön planda olması gereken şeyler. Ama biz tekrar birlikte çalışma şansımız oldu. Biz aynı masada çalışma şansımız oldu. O bu yeni kampanyayı oradan çıktı diyebilirim. Esra'nın da anlattığı gibi, Berin'in de bahsettiği gibi biz gerçekten güzel enerji vermek için yola çıktık. Filmin de böyle olması gerekiyordu. Hakikaten Türkiye'nin her tarafını kapsaması gerekiyordu. Hepimizin ortak bir noktası, bir holding patronu da Total'e giriyor. O akaryakıtı almak zorunda. Çiftçisi de. Lafını oyunla keseyim de. Bu şimdi anlattığın sessiz filmi mi?
Hayır. Önce dile getiriyorsun yoksa Kenan... Hayır. Önce tamam. Biz aslında markayı nasıl... Hayır, çünkü neden sordum? Hani onu tabii söylerken DSF olarak onu girelim arkaya diyecektim. Ona daha gelmedi. Hayır. Tamam, peki. Yani önce bunca yıllık sessizlikten sonra özellikle Demirören Enerji Grubu'nun Total markasıyla birleşmesi üzerine bir bunu anlatmamız gerekiyordu. İlk filmde bunu aslında biz anlatmaya çalıştık. Hatta ilk kampanyada. Evet, ünlü bir yüzde seçtik ama öncesinde biz bir ses ve bir fikir bulmuştuk. O da dediğim gibi hani holding patronu da buraya geliyor, çiftçisi de geliyor, öğrencisi de. Herkes buraya bir uğruyor. Evet. Biz güzel enerji vermek istedik. Çünkü ihtiyacımız var buna. Aslında içimizde de var. Onun için tüm Türkiye'nin her tarafını kapsayan bir çalışma yaptık. Çekimleri de öyle gerçekleştirdik. Bunun içinde bunu seslendirecek gerçekten inandırıcı olan, bu toprakların sesini güzel verebilecek bir ses arayışımız oldu. Ve orada da Kenan İmirzalıoğlu ile yollarımız kesişti. Çok da iyi olduğunu düşünüyoruz biz. Bize iyi bir enerji, güzel kattı bir yani ses kattı. Yani filmin sesi de ona ait. Bence o duyguyu da çok iyi geçirdi. İlk sesimiz aslında total olarak buydu. Peki. Filmi o zaman izleyelim, üstüne konuşalım istersen. Peki bir filme gidebiliyor muyuz? Bu ülkenin doğuşu da güzel, güneşinin batışı da. Üreticisinin özverisi de güzel, girişimcisinin bitmeyen azmi de. Emekçisinin alın teri de güzel, gencinin hayalleri de. Çocuklarının gülümsemesi de güzel, büyüklerinin tecrübesi de. Sevmesi de başka güzel bu ülkenin. Ve hatta özlemesi de. O yüzden tüm istasyonları ve çalışanlarıyla hayat yolculuğundaki bütün bu güzelliklere güç vermek için çalışıyor. Çünkü bu ülke özel. Türkiye'nin enerjisi güzel. Güzel enerjiyi alıp döndük. Çekimler bayağı böyle bir kapsamlı gözüküyor. İstersen biraz prodüksiyon... Bahsedeyim. Yani çekimler tüm Türkiye'de gerçekleşti diyebilirim. Ne kadar sürdü? Aşağı yukarı 8 gün sürdü. Biz çünkü hakikaten güzel enerji ve Türkiye diyorsak hani yarım kalsın istemedik. O konuda da markanın bize büyük bir desteği oldu ki hani bunu yapıyorsak, yola çıkıyorsak düzgün ve tam anlamıyla yapalım diye. Ben orada küçük bir şeyden bahsedeyim. Söylediğim gibi biz birlikte aynı masada çalıştık ve bir takım oyunuydu. Bu bizim FCB'nin kendi şeyinde aslında yazılı kurallarında da yazar. Birlikte cesaretli olmak diye. Hem bu film hem bir sonraki iletişim kampanyasında da bu çok öyleydi. Hakikaten bunu yapıyorsak tam yapalım dedik. Öyle hani bir iki gün çekim ama Türkiye yoluymuş gibi göstermeye çalışmadık ve hakikaten gittik oralarda çektik. Onun için daha da duygulu olduğunu düşünüyorum ben. Evet, güzel. Peki bu filmden sonra, bu kadar sessizlikten sonra böyle bir 90 küsur saniyeyle girmek bayağı... Oraya girmek tekrar. Peki biraz sonrasından tabii bahset ki. Bir de ikinci filmi bahsedelim. O çünkü aynen, DSF olarak arkada dönecek o arada. Aynen. Dijital tarafta yani bu filmin bir kere geri dönüşleri bizim için gerçekten çok mutluluk verici oldu. Çünkü geçirmek istediğimiz duygu çok özel bir duyguydu. Onu geçirebildiğimiz için çok mutlu olduk öncelikle. Bunu hem izlenme oranlarından hem erişim oranlarından zaten kampanyanın bizzat takip etmiş ve görmüş olduk. Videonun tamamlanma oranları çok yüksek ve yani sektör ortalamasının uzun ve olmasına rağmen aynen öyle yani 91 saniyelik bir reklam olmasına rağmen %92 tamamlanma oranıyla tamamladı süper yayınlarını ve gerçekten o anlamda çok mutluluk verici oldu bizler için. Tabii ki bu çatıyı oluşturduktan sonra ve Türkiye'nin enerjisi güzel deyip bu güzel anların sponsoru olmak istiyoruz biz dedikten sonra bunu biraz daha
hizmetlerimizle, yani farklı bir hizmetle aslında nasıl ön plana çıkartırız, bunun devamını nasıl getirebiliriz diye düşündük ve bu noktada aslında zaten akaryakıt istasyonlarımızda bizi sıkça ziyaret eden ve bizim bir şekilde şu anda da girdi. Evet, iletişim kurarken eksik kaldığımızı hissettiğimiz bir kitle olduğunu fark ettik. Bunlar işitme engelli bireylerdi. Türkiye'de 4 milyona yakın işitme engelli birey var. Doğru. Bunların büyük bir kısmı araç kullanıyorlar. İşitme engel engel seviyelerine göre B sınıfı ve H sınıfı ehliyet alabiliyorlar aslında. İstasyonlarımıza geldiklerinde de maalesef biraz böyle iletişimde zorlanıyorlardı, sıkıntılar yaşayabiliyorlardı. İşte dolum yapacakları miktarı tam anlatamıyorlardı ya da işte ürünü söylemekte zorlanıyorlardı. Biz de bunun üzerine İşitme Engelli Eğitim Faaliyetleri Derneği ile bir araya geldik. Onlar da işaret dilini, Türk işaret dilini Türkiye'de yaymak ve bu dili geliştirmek adına çok önemli çalışmalar yapan bir dernek. Bu anlamda bizlere ilk günden itibaren çok destek oldular ve beraber ortak bir vizyonla biz nasıl Türkiye'de işitme engelli bireyler için bir farkındalık projesi yaratabiliriz ve bunu aslında bir sosyal sorumluluk projesi olmaktan bir olması gereken hizmet seviyesine nasıl taşıyabiliriz diye düşündük. Ve iki elin enerjisi güzel projesi de aslında bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Güzel de tamamlanmış aslında. Aynen öyle, aynen öyle oldu. Peki bu filmin stratejisinde ve kurgusunda nasıl bir strateji izlenerek böyle varıldı neticeye? Evet, yani güzel bir fikir çıkmış ortaya çünkü. Evet, çünkü bizim aldığımız bilgi şuydu, yani bahsettik şimdi ama şimdi biz bir çok büyük bir laf ettik. Yani çok önemli, çok özel bir laf söylüyoruz. Türkiye'nin enerjisi güzel diyoruz ve biz güzel enerjili insanları buluşturmak istiyoruz diyoruz. Ama biz hedef kitlemize dönüp baktığımızda kim bizim hedef kitlemiz dedik. Evet, az önce söyledik, yola çıkanlar dedik ama yola herkes çıkıyor. İşitme engelli de çıkıyor, engeli olmayan da çıkıyor. Dolayısıyla yok sayamayacağımız çok özel bir kitle var. Ve hani çok da önemli bir şeyde sayıda bizim istasyonlarımızı ziyaret eden bir kitle var. Ve dolayısıyla onların da aynı şekilde herkesle beraber aynı kalitede hizmet alması gerekiyor. Herkesin hizmet eşitliği var. Onlar da almak zorundalar. Yani biz bunu onlara vermeliyiz. Dolayısıyla biz bunu en başta çatıyı kurgularken dedik ki yani biz duygusal, az önce bahsettiğimiz hedefleri yaptıktan ve onlara çek attıktan sonra mutlaka bizim bunun devam iletişimini hizmetle vermemiz lazım. Ürün değil yani. Duygu işi yapıyorsanız arkasına ürün koyunca biraz samimiyetsiz oluyor. Bunu ürünle değil, ürün de tabii ki olacak. Mutlaka önümüzdeki dönemlerde ürün iletişimlerimiz olacak ama öncelikle bir hizmetteki farkımızı koymamız gerekiyordu. Bir farkındalık kampanyasıydı aslında bu. İkinci bizim yaptığımız çalışma. Dedik ki bir Türkiye'nin enerjisi güzel derken, şimdi işaret dilinde de çok güzel bir bağlantı var aslında. Hani onlar da işaret elleriyle kullandıkları için. Sen güzel yapıyorsun, programı elinde yapıyorsun. Evet. Evet, evet. O biraz bizi hasbelkader öğrendik. Set de bizi sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Alkış nasıldı? Biraz şey ama şöyle. Peki. Bizim şey olduğu için sette de biraz öğrendik. Bir yandan da dedik ki o zaman bu madem el işaretleri bize iki şeyde Türkiye'nin enerjisi güzeli, iki elin enerjisi güzel diye enerjimizi o tarafa da akıttığımız bir kampanya diye stratejik olarak bunu böyle gördük. Çok güzel. Onun çekimleri nasıl geçti? Bir de orada oynayan kız da herhalde... Evet, doğma büyüme işitme engelli. Belli yani o hemen. Evet, bir arkadaşımız. Ve biz şöyle bir şey düşündük. Yani bu normalde bu engelli projeleri yapılırken hep biraz daha fazla... Nasıl diyeyim, hani kelime biraz tabir yanlış olsa da ajitasyon kısmı hep şeyde oluyordu. Oysa ki biz güzel enerji diye bir şeyden bahsederken bunu gerçekten gerçek yapmak lazım. Çünkü bize öyle geliyor ama normalde onlar elleriyle iletişim kuruyorlar ve bu çok güçlü bir iletişim biçimi. Bunu da fark etmiş olduk. Dolayısıyla biz bunu anlatırken hakikaten onların enerjisini geçirmek istedik. Onun için... Tam bir reklam starı olarak kullandık. Sanıyorum bu anlamda çok güler yüzlü, çok pozitif biri yani. Yani. Hakikaten normal bir reklam starı olarak oynadı. Bize karşı konuştu, çok kendinden emindi. O açıdan bütün enerjisinin geçtiğini düşünüyoruz biz karşı tarafa da. Çok o anlamda duygulu bir tarafı vardı. Peki bu filmin katkısı da herhalde hizmet olarak ve... Bu film tabii ki bizler için çok çok özel bir proje. Yani biraz gönül projesi olarak konumladığımız bir proje. Hem şirket içerisinde hem çalıştığımız bütün iş ortaklarıyla, bayilerimiz, işitme engelli bireyler, işitme engelli olmayan bireyler. Hepsinden o kadar güzel dönüşler aldık ki. Yani örneğin işte reklam filminde oynayan Yağmur kastımızın ismi. Yağmur'un işitme engelli olması, işitme engelli bireyler arasında...
inanılmaz mutluluk yarattı. Çünkü asıl profesyonel işi olmayan birinin kendilerini birebir temsil eden bir kişiyi o reklamda ve televizyonda görmek onları çok mutlu etti. İşitme engelli olmayan bireyler böyle bir noktayı tespit edip bunu yakalayıp bu anlamda bir aksiyon aldığımız için gene çok olumlu dönüşler aldığımız bir kitle oldu. İçeride biz marka olarak Total Gönüllü Takımı da bu arada işaret dilini öğrendi ve işte işitme engellilerle bir araya geldiğimiz projeler de yapıyoruz. Bizim tabii ki çok büyütmek istediğimiz bir proje. Şu an için 3 ay kadar bir sürede 9 ilde 90'ın üzerinde istasyonumuza eğitim verdik. Yaklaşık 200'ün üzerindeki çalışanımız şu anda işaret dilinde hizmet veriyor. Bu sayıyı sene sonu itibariyle aslında 2019 sonunda 150'nin üzerine çıkarmak ve ondan sonra da artık bunu da standart bir akaryakıt hizmetimizle aynı erişilebilirlik seviyesine getirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun şöyle de bir avantajı olabilir. Yani bu farkındalık projesinin hani uluslararası arenada da bu tip şeyler çok iyi ödüller alabiliyor. Evet. Yani umarım böyle güzel bir ödüllerle taçlandırırsınız. Çok bakir bir alan aslında. Evet. Çok işlenmesi gereken bir alan. Yani iletişimde de aslında bir onun için dikkat ettik ve böyle bir şey yapmaya çalıştık. Hı-hı. Hakikaten umarım geçirebilmişizdir. Çünkü aslında film tek plan olarak çekildi. Yani aşağı yukarı 5-6 saat sadece bir plan için uğraştık. Denedik ve tek seferde çekildi. Süper. Yani sadece o sahne içinde. Aslında daha şey küçük bir şeyi vardı ama işte özellikle Total'in üst düzey yönetiminin hepsi bizim arkamızdaydı ve bunu dev bir film haline getirdik. Yani onlar sayesinde aslında yayına böyle çıktı. onun enerjisi de biz de gördük ki özellikle sosyal medyada da çok inanılmaz bir şey destek oldu. Zaten çekimde de aslında işitme engellilerin hepsi bizle birlikteydi. Sosyal medyadan bizle beraber onlar da çekimde yanımızdaydı bile diyebilirim yani. Çok iyi valla. Nasıl? Program bitti. Haberin var mı? Şimdi kapatacağız neredeyse. Efendim bu güzel proje için çok teşekkür ediyoruz. Devamını bekliyoruz. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Görüşmek üzere.